Arkadaşlar, ben 25 yıllık Anayasa Mahkemesi görevim süresince hiçbir zaman gizli bir ajandam olmadı. Her şeyi açıklıkla, açık yüreklilikle sizlerle paylaşma imkanı buldum. Bu erteleme kararı benim kararım değil. Arkadaşlarımın, hem üyelerin hem de aday olan arkadaşlarımın çalışmalarını sonlandıramadığı, gerekli kulisleri yapamadığı, arkadaşların bir ikna için bir kısmıyla görüşmeleri gerektiği konusundaki talepleri sonunda benden süre istediler. Neden Anayasa Mahkemesi'nin bu gündemiyle bu kadar ilgili bazı siyasi arkadaşlar, onun sebebini kendileri çok daha iyi biliyordur. Çok meşakkatli bir yolculuğum oldu. Her dönemde, her iktidar döneminde linç edilmekten hiçbir zaman kendimi alamadım. Ama şunu belirteyim, hiçbir zaman bu saldırılardan, bu yapılan eleştirilerden yılmadım ve doğru bildiğim yolda yürümeye devam ettim. Ben temel hak ve özgürlüklerin kutsal olduğuna inanıyorum. Temel hak ve özgürlüklerin insanlık onurunun bir gereği olduğuna inanıyorum. Ben bugün itibariyle emeklilik kararını vermiş bulunuyorum. Ve artık bugün itibariyle ben emekli dilekçemi gönderdim ve artık emekliyim. Bu bir kurumda iki başkan olmaz. Tabii seçilen arkadaşıma başarı diliyorum. Herhangi bir siyasi projem yok. Bu kararımı sakın ola ki siyasi bir projeyle ilişkilendirerek değerlendirmeye kalkmayın. Özellikle rica ediyorum ve altını çiziyorum. Aziz milletime veda ediyorum. Onlara Allah'a ısmarladık diyorum. Onların hak ve özgürlüklerini her platformda korumaya, kollamaya devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de artık öyle bir nefret söylemi gelişmeye başladı ki bu kutuplaşmanın, ayrışmanın ve bireyler arasında, farklılıklar arasında bir diyalog kurma imkanını ve zeminini kaybetmeye başlıyoruz. Bence Türkiye'nin gelecekteki en büyük potansiyel tehlikesi bu nefret söyleminin doğurduğu farklılıklar arasındaki bu potansiyel tehlikedir. Özellikle şahsıma karşı yapılan darbeci, kumpasçı ya da bir takım çerçeveler içerisinde siyaseti yönlendirmeye ya da siyaset mühendisliği yapmaya dönük bir takım eleştiriler yapıldı. Hele hele darbecilik kelimesi beni inanın derinden üzen en önemli eleştiri olmuştur. Geçmişte verdiğim kararlarla, yazdığım karşı oylarla benim temel hak ve özgürlüklere olan bağlılığım, demokrasi anlayışımdan en çok faydalananlar bana darbeci sıfatıyla itham etmişlerdir. Asla kabul etmiyorum. Bunu aziz milletimiz çok iyi biliyor.